Mahmut Övür, Trump çöküşü durdurabilir mi? ABD seçimleri bitti, artçı depremleri sürüyor. Hem yeni seçilen Trump ortaya koyduğu kabinesiyle hem de mevcut Başkan Biden son kararlarıyla dünyayı şok etmeye devam ediyor. Özellikle Biden'ın giderek Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarına yönelik kullanılmasına izin vermesi, Trump ve ekibinin zafer keyfini kaçırdığı gibi dünyayı da şaşkına çevirdi. Trump'a tuzak kurduğunu söyleyen de var, 3. Dünya Savaşı'nın düğmesine basıldı diyen de. Anlaşılan seçimler ABD içindeki iktidar savaşını durdurmaya yetmedi. İçeride büyük bir iktidar savaşı yaşandığı zaten seçim sürecinde ortaya çıkmıştı. Şimdi buna Trump'a yeni suikast yapılacağı ve savaş ihtimali eklendi. Bu basit bir iç iktidar kavgasının çok ötesinde bir kavga. Arka planda finansçılar, dev maden ve petrol şirketleri, silah baronları ve yeni dünyanın gözü kara teknofeodalleri denilen küreselcilerin akıl almaz bir rekabeti ve kavgası var. Daha önce bu köşede dünyada yaşanan savaşların arka planında mühendis Cemil Sinasi türünü sembolleştirdiği, taşçılar, kağıtçılar ve makasçılar arasında geçtiğine değinmiş, siyasetin de dünyadaki devletlerin de buna göre hizalandıklarını yazmıştım. Savaşın en sert sahnesi ABD içinde yaşandı ve yaşanıyor. Son 50 yılın tek küresel patronu ABD İmparatorluğu'nda onca silahlı gücüne, teknolojideki öncülüğüne rağmen artık çöküşün eşiğindeki kavga sertleşti. Dünyaya dayattıkları dolar hakimiyeti sarsıldığı gibi kurduğu küresel kurumlar da iflas etti. Birçok uluslararası ilişkiler uzmanı ABD'nin bu durumu İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı öncesine benzetiyor. İngiltere o tarihte artan askeri masrafları karşılayamadığı gibi üretim ve sanayileşmeyi ABD ve Almanya'ya kaptırarak gerilemişti. Şimdi aynı şeyi ABD yaşıyor. Son 30-40 yılda önünü açtığı Çin hızla büyürken, izlediği dışlayıcı siyasetle de karşısına Çin ile Rusya'nın başını çektiği ve artık geri dönülmez noktaya gelen siyasi bir birliktelik oluştu. Gazze soykırımına ve Ukrayna Savaşı'na verdiği destekle de dünya halklarının gözünde demokrasi değerlerindeki üstünlüğünü de kaybetti. Öylesine kaybetti ki içeride de kural tanımayan, suikast yapan, hatta seçimle gelen Trump'ı zora sokmak için 3. Dünya Savaşı çıkarmayı göze alan bir ABD gerçeği var. Bu gerçeği de ABD karşıtı birileri değil, bizzat Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. dile getiriyor. Silah endüstrisi, babamın barışı sağlama ve hayat kurtarma şansı olmadan 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor gibi görünüyor. O trilyon dolarları kitlemem gerek. Hayat kahrolsun, aptallar. Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert Kennedy Jr. da çok farklı değil. Şu anda ABD dış politikasını yöneten, boyun askılı isimsiz adamlar görünüşe göre Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istiyor. Bu tablo ABD'nin içinde küresel boyutları da olan derin bir iç savaşın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Bu durum ABD İmparatorluğunu çöküşe mi götürür, yoksa Trump sihirli değneğiyle dokunup ABD'yi yeniden eski büyük günlerine mi döndürür belli değil. Her şey Trump'ın siyasi duruşuna bağlı. Trump, Siyonist kabinesiyle kötü sınav verse de çevresinden gelen itirazlar hala farklı çıkışlar yapabileceğini işaret ediyor.